Son dönemde yapılan bir düzenleme mesafeli satış sözleşmelerinin uygulanacak hükümlere ilişkin yönetmelikte bir düzenleme yapıldı. Nedir bu düzenleme? Ee, özellikle mesafeli satış dediğimiz yani tüketicinin internetten, telefonla veya farklı bir şekilde satıcı ile alıcının bir şekilde bir araya gelmediği bu satış sözleşmelerinde e, kargo bedeli eskiden veya işte cayma bedeli sebepsiz olabilmekteydi. Örnek veriyorum ben sipariş verdim, bu siparişi beğenmedim, bunu iade etmek istiyorum, sözleşmeden caymak istiyorum dediğimde hem ben bedeli de iade alıyorum hem de bu süreçteki tüm maliyetler satıcıya yükleniyordu Tabi bu bir noktada satıcılar açısından aleyhe bir durum. Yani satıcı sadece işte tüketicinin denemek amaçlı almış olduğu bir ürünün maliyetlerine katlanmaktaydı. Bundan kaynaklı olarak bu mağduriyetlerin bir noktada azaltılması hem de tüketicinin biraz daha kararlı davranmasını teşvik etmek amacıyla bu yönde bir e, talep geldi. Bu şu demek değil, hiçbir şekilde iade edemem, ben hiçbir şekilde bundan sonuç alamam değil. Ayıplı ürünü biz her şekilde veya üründen beklediğimiz kaliteyi veya beklediğimiz sonucu alamayacağımız her şekilde biz e, iade yapabiliriz. Bunda herhangi bir sorun yok. Ancak sebepsiz bir şekilde iadelerin önüne geçen bir durum burada söz konusu. E, özellikle e, elektronik cihazlarda veya... E, kişi kişiye özel ürünlerin bu noktada iade bedelleri hiçbir şekilde karşılanmayacak iadesi olmayacak ee, iade Eğer ayıp yoksa bunlar ayıp varsa zaten e, her şekilde iade yolu açık ee, iade edilmesi durumunda da e, diğer ürünler açısından e, kargo bedeli tüketiciye ait olacak tüketici buradaki masraflarının her birini karşılamış olacak